Yasağı da yine aşama aşama uyguladılar. Tıp fakültesinde, hukuk fakültesinde ilk önce başladı. Ardından hemen bizim arkamızdaki eğitim fakültesinde başladı. Biz yasak başlar başlamaz, yasağın yürürlüğe konulmaması için ellerimizde kitaplarımız, defterlerimiz okulumuza gittik. Bu yasağın uygulandığı bölümlerde de arkadaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Sadece onlarla birlikte, onlar okullarına derslerini alınmadığında fakültelerin önünde birlikte oturma eylemi yaptık. İlk defa jandarmayla karşılaşmamız eğitim fakültesinin önündeki eylemlerde oldu. Ve gerçekten şimdi çocuğuz, yani 19-20 yaşlarında, 21 yaşlarında insanın jandarmayla karşılaşması, bir suçsuzken suçlu muamelesi görmesi gerçekten üzücü. Oturma eylemleri yaptığımızda işte jandarma geliyor. Ellerinde silahlarla başımızı bekliyorlardı. Üniversitemiz taşrada olduğu için jandarma bakıyordu. Ve üniversitenin içerisinde, fakültenin içerisinde sürekli sivil polisler vardı. Bu tabii ki o yaşlardaki bir genç kız için aslında travmatik bir şey. Sürekli elinde defter olan birisi seni takip ediyor. Kiminle konuşursan müdahale ediyor. Dolmuşa biniyorsun seninle birlikte dolmuşta, eve gidiyorsun seninle birlikte evde. Bu eylemler sonrasında iki arkadaşımızı gözaltına almışlardı. Biz tabii biraz daha böyle kalabalık ortamlarda olduğumuz için sanırım gözaltından alınmadan durumdan kurtulmuştuk. Ve öğrenci evine gitmeye kalktığımızda ev arkadaşlarımızla birlikte evin önünde sivil polis vardı. O geceyi hiç unutamıyorum. Dolanıyoruz çarşıda, Kırıkkale küçük ve o yıllarda Kırıkkale'de o saatte, yani saat 9, aslında çok geç değil. Fakat nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Hiç kimse yok sokaklarda. Uzaktan bakıyoruz, kapının önünde bir araba, elinde telefon bekliyor. Öğrenci evine giremedik. Bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir arkadaşımız vardı, evli. Onun evine gittik. O gece orada kaldık. Tabii ki o gece hep rüyalarımızda zaten uyuyamıyorsunuz ama uyuduğunuz zaman da rüyanızda jandarmayla ve polisle mücadele ediyorsunuz.